Merhaba bütün İttihat ve Terakki takipçileri. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün İttihat ve Terakki'nin aslında ilk evresi hakkında konuşmamız gerekiyor. Bu dönemler çok kalma karışık. Çünkü günümüzde daha hala Jön Türklerin, İttihat ve Terakki'nin, Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin, Hilal Cemiyeti'nin, Terakki ve İttihat'ın, teatr İttihat Osmani Cemiyeti'nin farkları hala tam olarak bilinmiyor. Ve bunun akabinde de İttihat'ı Osmanlı'nın yaptıklarını, İttihat ve Terakki'ye, Terakki ve İttihat'ın yaptıklarını ne bileyim Osmanlı İhtilal Cemiyeti'ne veya Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin yaptıklarını daha sonra İttihat ve Terakki'ye yükleme misyonu elde ediliyor. Bizim bunun önüne geçmemiz lazım bir şekilde. Çünkü bu cemiyetlerin hepsinin kökenleri bir olsa var dahi yaptıkları şeyler çok çok farklı. O yüzden biz bugün Jön Türklerin 1865 senesinde gerçekleştirdikleri Belgrad Toplantısı ile birlikte İttihat ve Terakki'nin... 1918'e kadar gidecek olan süreçte nasıl değişimle ve sahne olduğunu, kimler tarafından yönetildiğini ve sonuç olarak neler yaptıklarını iyi irdelememiz gerekiyor. Tek çerçeveden bakılabilecek bir durum değil ve hem bunu anlatarak da aslında İttihat ve Terakki'nin kuruluş aşamasında kendisi hakkında çok söylenen masonlardan destek almaz spekülasyonunun önüne geçmiş olacağız. Çünkü biz kaynaklardan görüyoruz ki İttihat ve Terakki öncesine temel aldığı iddiatı Osmanlı Cemiyeti'nin kesinlikle ve kesinlikle Masonlardan herhangi bir destek almadığını, bunun tam tersi olarak o dönemdeki birçok kişinin de birçok fikir önderinin de, ki bunu da Jön Türklerin siyasi fikirleri isimli seviyemizde gittikçe inceleyeceğiz. Bu isimlerin aslında birbirleriyle sürekli bir çekişme içerisinde olduklarını ve aslında doğrudan saray tarafından bastırılarak Bazen de makam mevki sevdası dolayısıyla nasıl şekillere girdiklerini, görevleri nasıl bıraktıklarını ve aslında bu dönem boyunca kimlerden destek aldıklarını gün yüzüne sermeye çalışacağız. O zaman şöyle bir başlangıç yapmamız faydalı olacaktır. Birincisi biz Jön Türklevi iddiaçları birbirinden ayırmamız gerekiyor. Öncelikle... İktihat ve Terakki isminin de aslında biz çok sonları kullanılmaya başlandığını Daha 1865 yılında Belgrad'da yapılan bir toplantının akabinde Ve 1867 senesinde Genç İtalya teşkilatından örnek alınarak Bir genç Türkler yani Jön Türkler oluşturduğunu biliyoruz Ki bunu oluşturanların başında da Ali Suavi ve Namı Kemal gelmekteydi Tabii ki de olay Sadece bununla sınırlı değil Çünkü Jön Türk dediğimiz yapı aslında bizim o 1865 yılında Belgrad'da toplanan ve bir piknik yaparak ortaya 6 kişinin attığı bir fikir doğrultusunda geliyor. Fakat buradaki genç Türkler yani Jön Türkler yakıştırmasının yapılması da kendileri tarafından değil. Dediğim gibi 1867 senesinde bir dergide yazılan yazıdan sonra böyle bir pat takılıyor ve bu grup her ne kadar fikir olarak ileride birçok İttihatçıyı etkilemiş olsa dahi o ittihat ve terakki kısmına o başlangıçtaki jön tükleri biz koyamıyoruz. O yüzden bu jön tükleri ilk aşamada böyle sınıflandıktan sonra biz asıl iddiat ve tevakki dediğimiz kısma değinmemiz gerekiyor. İddiat ve tevakki nedir? Birlik ve ilerleme. Günümüz Türkçesine translate edersek böyle açıklamamız gerekiyor. Fakat iddiat ve tevakkinin ilk aşamada ismi bu değildi. Hatta İttihat ve Terakki 1908'den sonra net olarak oturacak bir isimdi. Biz ilk olarak İttihat ve Terakki'ye de gidecek olan süreci başlatan cemiyetin İttihadi Osmani Cemiyeti olduğunu ve 1889 tarihinde daha doğrusu 2 Haziran 1889 tarihinde askeri tıp okulunda yolunu görmekteyiz. 2 Haziran 1889 senesinde Mektebittir tıbbiye şahanede kurulan İttihat ve Terakki'nin belli başlı dört kurucusu var. Bir numara kurucusu ki aslında muhalif fikirleri de ortaya atan ve İttihat ve Terakki'ye kadar girecek süreçte aktif olarak teşkilatın temelini atan kişi İbrahim Temo'ydu. İbrahim Temo aynı zamanda İttihat ve Terakki'nin bir de bir numaralı üyesidir. Yani birinci hücrenin bir numaralı üyesidir. Diğer üç kişi ise İbrahim Temo'nun okuldan arkadaşı olan Abdullah Cevdet, İshak Sukruti ve Mehmet Reşit. Bu dört isimle birlikte yok. Bugün günümüzde Hüseyin Zade Ali'nin de kurucu arasında olduğu söylense dahi bu bilgi yanlış. Hüseyinzade Hüseyin Zade Ali İttihat ve Terakki'nin daha doğrusu İttihat-ı kurucularından bir tanesi değildir. Kendisi ilk üyelerinden bir tanesidir. Hatta ilk üyesidir kurulduktan sonraki ayrımı iyice bilmemiz gerekiyor. Ve dört kurucunun günümüzde dahi İttihat ve Terakki Türkler kurmadı algısında sürekli önümüze koyulan bir durumdu. Dediğim gibi bu dört kişi İttihat Osmanlı'nın kurucularıydı. Aralarında Türk var mı? İshak Sukutu'nun hala menşeği birazcık kalmışık. Fakat ben birçok kaynakta Iraklı bir Türkmen olduğunu okumuştum. Dati Osmanlı Cemiyeti kuruluşundan itibaren Karbonavi Cemiyeti'ni kendisine baz aldı. Aslında biz burada İttihat ve Terakki'nin masonadan değil de Karbonavilerden etkilendiğini görmekteyiz. Çünkü yapısal olarak kurdukları ilk nizamlemeler ve bunun dışı dışında ortaya koydukları ilk teşkilatlanma metodu Karbonavilerden Hüseyinzade Ali'nin de etkisiyle Rus nihilistlerden alınmaydı. Aslında biz en başında kesinlikle masonların bir etkisi olduğunu görmüyoruz. Hakan masonların etkisi olmaması aslında şu aşamada çok da önemli değil. Zaten amacımız bu değil. Ve teşkilat kurulduğunun akabinde yani 12'ler toplantısı, tamam önü toplantısı ve Boğaziçi toplantıları ile birlikte teşkilatın temel yapısını oluşturdu ve harekete geçti. Fakat sanıldığının aksine İddiat Osmanlı Cemiyeti'nin ilk aşamada ortaya çıkış sebebi kesinlikle Sultan Abdülhamit'e karşı bir darbe girişimi yapmak değildi. Tam tersi Avrupa'dan getirilen yabancı neşriyatlar okunuldu, yorumlanırdı, belli başlı tartışmalar yapıldı, fanziller, bildiriler dağıtıldı. Hatta bu bildiriler bazı kaynaklarda matbaaya parasız bir şekilde yaptığımız konusunda anlaşıldıktan sonra dağıtıldığına dair de kaynaklar bulunmakta. Yani ilk başta küçük amaçlı bir araya gelen bir örgüttü fakat Gittikçe örgütün güçlenmesi, diğer yüksek okullarda da belli başlı bir gücü ulaşmasının akabinde biz İddiati Osmani Cemiyeti'nin ilk olarak bir soruşturmaya tabi tutulduğunu görmekteyiz. İlk olarak 1894 senesinde bütün yüksek okulların tek bir çatı altına toplanmasıyla ve başına Zeki Paşa'nın atanmasıyla birlikte İttihat Osmanlı Cemiyeti ilk soruşturmasını geçirmiş ve 9 kişi okuldan uzaklaştırılmıştı. Aslında bir zamanla da işte Abdülhamit döneminin yönetimine karşı neden böyle katı bir şekilde harekete geçtiklerini buradan görüyoruz. Çünkü buna benzer bir vakayı 2. Meşrutiyet'te 1908 senesinin Şubat ayında da görmekteyiz. Aynı o dönemde de 10 tane hukuk öğrencisinin bir şekilde soruşturmaya tabi tutulmasının akabinde meşrutiyete giden süreç başlamıştı. Aynısını aslında İttihat Osmanlı Cemiyeti'nin 1894 senesinde bir soruşturmaya tabi tutulmasıyla birlikte sertleştirdiğini görmekteyiz. Vaka bir sene sonra 1889 senesinde Paris'e gitmiş olan ki kendisi Sultan Abdülhamit'e birçok rapor sunmasının akabinde Paris'e gitmiştir. 1895 senesinde İttihat-ı Osmani Cemiyeti'nin ismini değiştirerek unutmayın 1895 senesinde Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti yapıp ilk nizamnamesini yazmasıyla birlikte biz İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin tarih sahnesine çıktığını görmekteyiz. İşte bu ana itibaren aslında biz İttihat ve Terakki'nin birinci devresinin de başladığını görmekteyiz. Bunun hemen akabinde zaten bunu da belirtmem gerekiyor. Normalde Ahmet Rıza katı bir pozitivisttir. Cemiyetin ismini nizam ve terakki koymak istiyordu Ağustos Komte'den e, alınma bir şekilde fakat dediğim gibi İttihat ismi aslında benimsendi sende burada. i̇ttihat Osmani. Odaki e, İttihat kelimesi özellikle benimsendiği için örgüt ismi. Osman İttihat ve Tevakki Cemiyeti yapıldı ve 1895 senesinde biz ilk nizamnamesinin basıldığını görmekteyiz. Bazı kaynaklar Kahire'de basılan 1897 senesindeki nizamnameyi ilk nizamname olarak saymaktadır. Fakat bu bilgi de yanlış. Böyle bir şey yok. İlk nizamnameyi Ahmet Rıza 1895 senesinde yazmıştı. Toplamda yanılmıyorsam 33 maddelik bir nizamname meydana getirdi. Ve bu nizamname birinci maddesinde göre biz İttihat ve Terakki'nin neden ortaya çıktığını açık bir şekilde görmekteyiz. İttihat ve Terakki, Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti nizamnamesi birinci maddesi şu şekildeydi. Hükümeti hazıranın adalet, müsavat, hüviyet gibi hukuki beşeriyeyi ihlal eden ve bütün Osmanlıları terakkiden men ile vatanı ecnebi yağdı tesellüt eden usul idavesinin ısvahı ve vatandaşlarımızı ikaz etmesi maksadıyla kadın ve erkek bir cümle Osmanlılardan mürekkep Osmanlı İttihat ve Tevakki Cemiyeti teşekkür etmiştir. Biz Osmanlı İttihat ve Tevakki Cemiyeti'nin birinci maddesinde aslında Osmanlı İttihat ve Tevakki Cemiyeti neden kurulduğunu görmekteyiz. Osmanlı vatandaşlarını uyarmak bir cümle kadın ve erkeklerden oluşuyor. Çok Beşer'in yok sayılması ve bunlara karşı çıkmak hüviyet, adalet, musavat gibi özellikle bunları beyan etmek maksadıyla kuruluyor. Yani aslında tabi masonlar kurduğu yok yıktırmak için yaptı falan böyle şeyler yalan dolan. Kara propagandaya kanmamak gerekiyor. Asıl çıkış maksadını nizamnameyi okuyunca görmekteyiz. Osmanlı İttihat ve Tevakki Cemiyeti'nin nizamnamesine göre de her ne kadar Ahmet Rıza Paris'te dahil olsa da biz merkezin Nizamnameye göre İstanbul'da olduğunu görmekteyiz. Fakat bu da değişecek. Öncelikle 1 Aralık 1895 tarihinde örgütün yani İttihat ve Terakki'nin resmi yayın organı Meşveret oldu. Meşveret de biliyorsunuz Ahmet Nizam'ın çıkarttığı bir yayın organıydı. Hemen bunun akabinde de 1896'nın Ocak ayında biz İttihat ve Terakki'nin merkezinin Paris'e taşındığını görmekteyiz. Fakat bununla sınırlı değildi hiçbir şey. İttihat ve Tevakki'nin her ne kadar hücresinin başındaki yani baş hücre Paris olsa bile aktif olarak faaliyet gösteren hücrelerin başında da İstanbul gelmekteydi. Aynı şekilde 1895 yılında biz Mizancı Murat'ın Kahire'ye giderek orada da belli başlı fikirlerde bulunması örgüt kurarak faaliyetler göstermesini İttihat ve Tevakki Cemiyeti'nin Paris'ten İstanbul'a İstanbul'dan Kahire'ye kadar büyük bir yapılanma içerisinde girdiğini görmekteyiz. Çünkü Beyrut, Şam, Kastamonu, Ankara, Halep, bunun dışında Rumeli'de birçok teşkilatın oluşturulması ve bazı kaynaklara göre 40'tan fazla hücrenin meydana getirilmesi aslında İttihat ve Terakki'nin çok çok güçlü bir yapıya büyümeye başladığını bize gösteriyor. Aslında bu güçlü yapılanma ve gittikçe büyüyen bir iddiat ve tevekki peşe sıra bazı problemleri de getirdi. Peki bu problemlerin başındaki olay neydi? Birincisi şuydu. İddiat ve terakkinin başındaki Ahmet Rıza kesinlikle askeri bir müdahaleyle veyahut bir sivil ihtilalle Sultan II. Abdülhamit'in devrilmesini istemiyordu. Fakat Kahire'de bulunan Mizancı Murat ise bunun tam tersini düşünüyordu ve bir darbeyle Abdülhamit'in devrilmesi taraftarıydı. Hatta 1896 senesinde sultana karşı bir darbeye giriştiler ve birçoğu yakalandı bu e, darbenin faturası da fena halde kesildi. Çünkü ileride 1897 senesine gelindiği vakit savayla İttihatçı arasında yapılan anlaşmaları biz bu kozun kullanıldığını görmekteyiz. Fakat bu süreci de giden bir e, zaman dilimi var. Özellikle Ahmet Rıza'nın ihtilal karşılığını yapması, birçok İttihatçı'nın Mizancı Murad'a yönelmesini ve Mizancı Murad'ın da bir süre sonra 1896 senesinin başlarında Paris'e girerek, Rabi'im caizse Ahmet Rıza'dan görevi devralıp mizan dergisi, mizan gazetesinde yayın organı haline getirerek e, ufak aslında bir hesap başım içine girdiğini görmekteyiz vaka yine iddiat ve terakki içerisinde zaten osmanlı ithal fırkası adında ne bir hizip meydana gelmişti hani bakmayın iddiat ve terakki güçlü bir yapı evet fakat kendi içerisinde bir sürü fikir ayrılığına sahip bir sürü karşıt görüşün birleştiği bir yer bu yüzden hep diyoruz iddiat ve terakki monolitik bir örgüt değil yani o yüzden sadece İttihat ve terakki baz ve terakki Türkçü de demek çok yanlış olur. İttihat ve terakki Osmanlıcı da demek çok yanlış olur. İttihat ve terakki Sosyalist de demek de yanlış olur. İttihat ve terakki İslamcı da de demek de çok yanlış olur. En yanlışı bu olur zaten de. Bunun dışı İttihatçı olan Masonu demek de çok yanlış olur. İttihatçı İngiliz, de, İngiliz yanlışı demek de çok yanlış olur. Çünkü gerçekten monolitik bir örgüt değil. Birçok fikir ayrılığı var. Ee, ve bu yüzden biz bunu tek çerçeveden değerlendiremiyoruz. Bunu da ek olarak belirteyim. Tabi ki de 1896 yılındaki darbe girişiminin hemen akabinde İttihat ve Terakki'nin birçok üyesi sürgüne gönderildi. Ve bunun akabinde de Elalettin Paşa'nın da Avrupa'ya gerek Jön Türklerle bir irtibatta bulunması gittikçe İttihat ve Terakki'nin çatırdamasına sebep oldu. Bütün bunların ardından özellikle hafiyelik faaliyetleriyle birlikte 20 Temmuz tarihinde, 20 Temmuz 1897 tarihinde İttihatçılarla Sultan Abdülhamit arasında bir anlaşmaya varıldı ve ee, söz konusu tarihte Kontra Veksle şehrinde bir mütabakat imzalandı. Bu mü mütabakatla birlikte iddiaçın affedildiği söylendi. Fakat Sultan II. Abdülhamit e, günümüzde de şeref kurbanla olarak anılan çok sayıdaki öğrenciyi bir vapura bindirerek kabus kalkıp sürgüne gönderdi. Ve böylece aslında hani affettiğini de bir şekilde gösteriyordu. Tabi de bu tarihten sonra iddiaçların e, aynı şekilde Türk Yunan Savaşı ile birlikte de e, ve terakki olan güvenin gittikçe azaldığını ve faaliyetlerin duraksadığını görüyoruz. Aynı şekilde Ahmet Rıza'nın 23 Eylül 1897 tarihinde meşvereti tekrar iddiat ve terakkinin yayın organı haline getirdiğini görmekteyiz. Fakat iş bununla bitmiyor oldu. Cenevre'de bulunan iddiatçılar da 1 Aralık 1897 senesinde Osmanlı adında bir dergi çıkartarak bu sefer de bunlar Cenevre'nin merkezi olabileceğini ve bu derginin iddiat ve terakkinin yayın organı olduğunu iddia etmeye başladılar. Tabii ki de sadece olaylar bununla kalmadı. Mart 1898 senesinde de iddiat ve terakkinin kurucusu ve bir numaralı üyesi İbrahim Temo da Sadayi Millet gazetesinin neşre başlayarak Berlin'de ayrı bir faaliyet göstermeye başladı. Tabii ki de iddiat ve terakkinin kendi arasında gittikçe bölünmesi ve aynı şekilde Birçok üyesinin de Sultan II. Abdülhamit tarafından mükafatlandırılıp ki bundan arasında Abdurrah Celal ve Tunavi Hilmi de bulunmakta. Mükafatlandırılıp kendilerine makam yürütme ve verilmesiyle birlikte biz iyice çatıladığını görmekteyiz. Fakat asıl mesele 1. Jöntürk Kongresi'ne uzanan süreçte başlıyor. 1899 senesinin Kasım ayında İsmail Kemal Bey'in ve bununla birlikte el Sabahattin ile kardeşi Lütfullah Beylerin Avrupa'ya kaçarak Jöntürk faaliyetleri içerisinde bulunması İttihat ve Terakki'nin birinci evresinde gidişatını oldukça etkilemeye başlıyor. Öncelikle Per Sabahattin'in de etkisiyle birlikte 4 Şubat tarihinde, 4-9 Şubat, 1902 tarihleri arasında birinci Jönklük Kongresi toplanıyor İttihat ve İttihat Terakki'nin aslında bu kongrede koptuğunu ve ilk evresinin bittiğini görmekteyiz. Neden? Öncelikle İsmail Kemal'in de birazcık baskısıyla birlikte devrime giden yolda askeri müdahalenin şiddeti kullanılması onaylanıyor. Aslında bizim bundan sonraki süreçte de hatta özellikle benim videosunu çektiğim e, İttihat ve Terakki'nin suikastlarında da gördüğümüz gibi onun o temel şiddet politikası 1902 senesinde başladığını biz görmekteyiz. bununla birlikte bir diğer konuysa dış destek konusuydu. Yani ihtilale giden yolda, devrime giden yolda daha doğrusu Abdülhamit'in hal edilmesi yolunda dış desteğin sağlanmasına yönelik bir oylama yapıldı. Bu oylamayı da Prens Sabahattin Ortaya sürdü Adem'in merkezi içeriye dayanarak. İşte asıl iddia ve terakki grubu içerisinde Ahmet Rıza'nın ve Doktor Nazım'ın bulunduğu grup ise kesinlikle buna karşı çıktı. Prens Sabahattin bir iddiaçı değildi. İsmail Kemal bir iddiaçı değildi. Dış desteği de bunlar istiyorlardı. Fakat iddia ve terakki asıl kolu olan o bizim iddiaçı dediğimiz grup ise kesinlikle buna karşı dış desteğin olmasını vardı. Fakat Prens Sabahattin'in bir oylama istemesi baş anlaşması sonucunda dış destek kabul gördü ve Piyas Sabahattin Osmanlı Hüvvet Pervan Cemiyeti'ni kurarak bunu gerçekleştirmek istedi. Fakat Ahmet Rıza ve ekibi Asif var kesinlikle buna karşı çıkarak kendi gruplarını kurup şuray Ümmet gazetesi etrafında tekrar toplanıp faaliyet göstermeye başladılar. Tabii ki de Bini Jontürk Kongresi'nden sonra İttihat ve Terakki hemen bitmedi. Devam eden süreçte asıl bizim İttihat ve Terakki kesimini oluşturan kişilerin gittikçe zayıflaması, diğer grupların farklı dergiler altındaki Osmanlı Mecmuası olabilir, bunun dışında Prens Sabahattin destek vereceği diğer dergiler olabilir. Bunlarla birlikte daha aktif, daha üstün geldiklerini görüyoruz. Ve en son olarak 15 Ağustos 1903 tarihinde Abdullah Cevdet Bey Osmanlı İttihat ve İnkılap Cemiyeti'ni kurarak e, kurken Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti 1903 senesinde tamamen bitiriyor. İttihat ve Terakki'nin kuruluş evresi böyle. ilk evresi böyle. Şekilde sonuçlanıyor arkadaşlar. Buradan çıkaracağımız sonuç şu. Bizim i̇ttihat Osmanlı Cemiyeti ile Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti ile 1902'den sonraki yapıyla birbirini tamamen ayırmamız gerekiyor. Bunlar bir yapıra değil. Bunun dışında gördüğünüz gibi ilk aşamada Osmanlı İttihat ve Terakki cemiyeti hiçbir şekilde bulundan doğudan bir yardım almıyor. Bu da başta kendilerine atılan e, masonadan yardım alma argümanıyla alakalı bir şeydi. Bunun dışında biz Ermenilerle ilk safhada anlaşma yapan kesime yine İttihatçı olmadıklarını burada görmekteyiz. Bunun dışında İttihatçı'nın ilk aşamada sultan'a karşı bir ihtilal girişiminde bulunmadıklarını da bulunmayacaklarını da buradan izleyerek öğrenebiliyoruz. Umarım faydam olabilmişimdir arkadaşlar. Bugünlük bu kadar anlatacaklarım. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sizi en iddiaçı duygularımla selamlıyorum. Esen kalın.